2022 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Kadir Dinç hocamızın açıklamalarına göre 2,5 milyon çocuk yaz Kur'an kurslarında dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi, milli ve manevi değerlerimizi camilerimizde din görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, müezzinlerimiz tarafından öğrenmeye çalıştılar. Bu yılda bunun hazırlıkları yapılıyor. Yine camilerimiz çocuklarımızla şenlenecek, cıvıl cıvıl olacak. Çocuklarımız tabii dinini, diyanetini, kitabını, peygamberini hocalarımızdan bu tatil döneminde 6 haftalık kurs süresi içerisinde öğrenmiş olacaklar. Yaz Kur'an kursları aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu hizmetlerden belki en önemlilerinden bir tanesi. Çocuklarımızın tatil döneminde tatillerini hem en iyi şekilde değerlendirmeleri hem de milli ve manevi değerlerini çocuk yaşta olmaları hasebiyle öğrenmeleri tam da bu döneme denk geliyor. Onun için anne babalara buradan tavsiyemiz ve isteğimiz çocuklarını sokaklara salmasınlar, çocuklarını camilere, hocalarımıza teslim etsinler. Çocuklarımız da dinini, diyanetini öğrensin. Toplumda şikayet ettiğimiz konuları düzeltmek için eğer biz bir şey yapmaz isek, toplumun manevi dinamiklerini eğer biz kontrol edecek insan gücünü yetiştirmez isek şikayet etmeye hakkımız olamaz. Tabii çocuklarımızı güzel yetiştirmemiz lazım. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini seven evlatlar olarak yetiştirmemiz lazım. Tavsiyemiz, isteğimiz anne babalar mutlaka çocuklarını camilerimize göndersin, hocalarımıza teslim etsinler. Çocuklarımız da bu güzel bilgileri, geleneklerimizi, göreneklerimizi, dini bilgilerini öğrenmiş olsunlar. Tabii bununla birlikte biz çocuklarımız dini değerlerini öğrensin diye gayret sarf ederken %99'u Müslüman olan bu ülkede Eğitim Sen denen bir sendikamsı yapı Türkiye'nin birçok ilinde imamlar okullara girmesin, Kur'an kursu öğreticileri, vaizler okullara girmesin, çocuklarımıza din dersi vermesin noktasında bir propaganda yapıyor. Biz bilinçli bir topluluk oluşturmak durumundayız. Müslümanlar uyanık olmak durumunda. Bunun için biz din görevlerine de sahip çıkacağız. Çocuklarımızın dini değerlerle yetişmesine de sahip çıkacağız. Eğer biz bunu yapmazsak meydanı dini değerleri ayaklar altına alan dinsiz bir topluluk oluşturmak isteyenlere bırakmak durumunda kalırız ki o zaman da iş işten geçmiş olur. Onun için uyanık olmak gerekiyor. Müslüman bir toplulukta bunları yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bununla birlikte personelimizin de bu yaz Kur'an kurslarında görev alan personelin de aslında sıkıntıları var. Yani idari uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıları var. Bunların da çözümüne ihtiyaç var. Şimdi elbette ki din görevlerimiz devlet memuru sonuçta. Devlet memurları da görev yaptığı işte saat usulü veyahut da görev yaptığı süre içerisinde illaki devletin öngördüğü saatlerde görevinin karşılığında bir ücret alıyor. Şimdi geçen sene yaz Kur'an kurslarında 3 saat görev yapma karşılığı ödenen uygulama bu sene fazladan 4 saate çıkarılıyor ve bu 4 saatin 1 saatinin ücretsiz olacağı şeklinde ifadeler var. Bunun da yani emeğin karşılığının olmadığı şeklinde yorumlanması uygun değil.
çalıştığının karşılığı verilmesi lazım. Emeğin karşılığının ödenmesi lazım geldiğini düşünüyoruz. Kurumumuzun bunu düzelteceğini umuyor ve herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.